Evet ben de modaya uydum. iPhone 16 ve iPhone 16 Pro ile ilgili olan düşüncelerimi ve aynı zamanda lansman hakkındaki düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım detaylı olarak. Daha öncesinde bunları aslında Instagram'da böyle kısa kısa videolar olarak yani Reels olarak paylaşmıştım. Daha özet bir şekilde. Ancak burada biraz daha detaylı olarak değineceğiz. O yüzden Instagram'dan takip etmeyenler de takip ederse çok sevinirim. Videoya başlayalım. Şimdi öncelikle sunuma baktığımız zaman Apple Intelligence'dan bahsetmek istiyorum. Ülkeler bazında kullanılabilecek ya da kullanılamayacak. İlk olarak Amerika'da sadece çıkıyor. Sonrasında farklı ülkeler geliyor. 2025'in sonunda bile Türkiye aslında burada planda yok. Böyle bir durum söz konusu. Yani siz burada telefonu aldıktan sonra yapay zekayı bu telefonu aktif bir şekilde kullanacağınızı düşünüyorsanız büyük bir şekilde yanılıyorsunuz. Yani burada rakiplere baktığımız zaman özellikle Samsung bu yapay zeka konusunda çok ciddi bir şekilde fark attı Apple'a. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Hem telefonların gelişmelerine baktığınızda minimal bir şekilde gelişiyor. Hem de yazılımsal kısımlara geldiğimiz zaman bir sürü farklı limitasyonla beraber karşı karşıyayız. Bence burada ya ben, ben şöyle düşünüyorum. iPhone 16 burada artık bir dönüm noktası telefonu gibi olabilir. İnsanlar bazı şeylerin farkına varıyor. Tabii ki bazılarımız ekosistemden dolayı çıkamıyor. İşte MacBook'tur, kulaklıktır vesaire vesaire. Tüm ekosistemin içinde olanların çıkması pek mümkün değil ama bence artık farklı telefonlara bakma zamanı gelmiş gibi düşünüyorum. Normalde biliyorsunuz iPhone'lar şimdi satışa çıkacak. Daha bu videoyu çektiğim zaman aslında ön siparişler artık başladı. Siz şimdi 19 Eylül'de ya da 20 Eylül'de telefonlara sahip olduğunuz zaman içerisinde iOS 18 gelecek ve iOS 18 ile beraber mesela Siri'nin akıllı haline ulaşamayacaksınız ya da bir sürü farklı yeni şeye ulaşamayacağız. Bunlara ancak 18.1 iOS güncellemesi geldiği zaman ulaşacağız. Bu gerçekten komik olmuş bence. Özellikle iPhone'un yıllardan beri böyle telefonu daha da sadeleştirmeye çalıştığını biliyoruz hepimiz. Ancak burada yenilik olarak neredeyse sadece bir tuş tanıttılar bize. Bir deklanşör tuşu tanıttılar. Tamam bu tuş gerçekten kullanışlı olabilir, özel bir tuş olabilir, işimizi kolaylaştırıyor olabilir. Ancak yıllardan beri sadeliği savunan Apple böyle telefona ilk önce eylem tuşu, sonrasında buradaki deklanşör tuşu, gibi şeyleri ekleyerek ne amaçlıyor ben bunu anlayamadım ne yazık ki. Buradaki tuş haptik motorlara sahip. Yani siz aslında bastığınız zaman böyle sanki hareket ediyormuş gibi bir hissiyatı olan bir tuşmuş bu. Tabi telefonu bir şekilde gördüğümüz zaman bunu çok daha rahat bir şekilde sizlere anlatıp gösterebileceğimi düşünüyorum. Tabi burada basınca duyarlı olması da yine önemli noktalarından bir tanesi. Yani burada yarım deklanşör yaptığımızda otomatik odaklama yapıp tam bastığımızda ise fotoğrafı çekiyor olması gibi özellikler, hızlı bir şekilde zoom yapabiliyor olmamız, pozlamayı aşağı yukarı çekiyor gibi olmamız gibi konular hayatımız kolaylaştıracaktır. Yani aslında 15 üzerinden baktığımızda deklanşör tuşu olacak. Hani rahat bir şekilde dikey çekimlerde de işimizi kolaylaştırabilir diye düşünebiliyorum. Böyle aşağı çekerken parmağınızı zor olabilir ama yukarı iterken kolay olur diye düşünüyorum. Ancak yatay çekimlerde bir hayli kolay olacaktır. Gerçi bir de günümüzde şöyle bir gerçek var. Artık çoğumuz yatay fotoğraf değil dikey fotoğraf ve video çekiyoruz. Hem içerik üretirken hem de tüketirken çok daha güzel gözüküyor. Çünkü aslında laptoplardan ziyade ya da televizyonlardan ziyade içeriklerimizi telefonlarda tüketiyoruz arkadaşlar ve üretiyoruz. O yüzden bu tuşun gerekliliği ciddi manada benim açımdan bir soru işareti. Bunlara ek olarak telefonlar biraz daha büyümüş Pro modellerde. 6.1 inçten 6.3 inçe çıkan bir ekranımız. Pro Max modelinde ise 6.7 inçten 6.9 inçe çıkan bir ekranımız var arkadaşlar. Bu boyut olarak da tabii telefonu biraz büyütmüş. Buraya detaylarını koyarım zaten boyut olarak ne kadar fark ettiğini. Aynı zamanda ekranın çerçevesi de incelmiş. Yani telefonu fazla büyütmeden ekranı biraz büyütmüşler. Bu tabii ki ağırlığı da biraz arttırmış. Bir önceki iPhone 15 Pro 221 gramken şimdiki 16 Pro ise 227 grama yükselmiş. Yani 6 gramlık bir ağırlık farkı oluşmuş. Daha öncesinde 14'ten 15'e geçtiğimizde inanılmaz bu titanyum gövde sayesinde müthiş bir hafiflik olmuştu. Burada artık herhalde yavaş yavaş üstüne koya koya gidecekler belli oldu. Bir diğer yenilik ise her zaman olduğu gibi işlemci de A18 Pro işlemciyle beraber geliyor. Bir önceki nesle göre %20 veya 30 arasında daha hızlandığını söylüyor Apple. Zaten A17 ile de bir problemimiz yoktu. O yüzden daha da hızlı olmak. Çok bir şey fark etmiyor diye düşünüyorum arkadaşlar. En büyük hayal kırıklıklarımdan bir tanesi ise kesinlikle ön kameranın değişmemiş olması. Yani anlam veremediğim bir nokta bu. Özellikle arka kameralar gün geçti gelişiyor. Süper, harika. Bununla ilgili hiçbir kötü yorum olamaz. Ancak ön kamerayı niye değiştirmiyorsunuz arkadaşlar? Bunu anlamıyorum. Özellikle Macbook'lardaki kameralar gerçekten değişti ve çok güzel oldu. Buraya da daha yeni nesil bir ön kamera ile beraber bizlere sunulsaydı en azından bu eleştiriler belki biraz daha yumuşayabilirdi. Bu sefer Pro modellerde hem Pro hem de Pro Max'te aynı kamera üçlü kullanılmış. Yani daha öncesinde hatırlayacak olanlar vardır. 15 Pro'larda 3x zoom yapabiliyorduk. Pro Max'lerde 5x'ti. Artık 16 Pro ve Pro Max'lerde 5x zoom yapılabilecek. Yani zoom lensleri değişmiş. Bunlara ek olarak en büyük güncelleme ultra geniş açılı lenste olmuş. Artık burada da 12 megapiksellik lens yerine 48 megapiksellik F2.2 diyafram açıklığına sahip yeni bir lensle beraber bizlere sunulacakmış bu telefonlar. Kamera kısmındaki en büyük gelişmenin bu olduğunu söyleyebiliriz. Video kısmına geldiğimiz zaman artık 4K'da 120 FPS'lik log video çekim kaydı imkanı bulunuyormuş. Tabii 4K 120 FPS'lik videoyu çektiğimizde telefonun ısınması ya da bunu nereye kaydedebileceğimiz çünkü 4K 120 FPS'lik bir dosya ciddi yer kaplayacaktır. Bunlar hep soru işaretleri. İlerleyen dönemde telefon elime ulaştığı zaman bunları test edeceğiz tabi. Aynı zamanda 16 Pro sadece görüntü kaydı için değil ses kaydında da bir takım gelişmeler yapmış. Apple'ın dediğine göre artık stüdyo kalitesinde ses kaydı alabileceğimizi söylüyor iPhone 16 Pro ailesiyle beraber. Tabii bununla ilgili olarak testlerimi muhakkak gerçekleştireceğim. Apple dediğine göre 4 tane stüdyo kalitesinde mikrofon varmış ve video sırasında Airpods ve Apple Vision Pro ile beraber mekansal ses kaydetmemize de olanak sağlayacakmış bunlar. Aynı zamanda bu sistem makine öğreniminde kullanarak çevrede olup biteni anlayarak arka plandaki sesleri minimize edecek sadece konuşulan sese odaklanacakmış. Umarım güzel bir şekilde çalışıyordur. Bunu gülmeden anlatamıyorum ne yazık ki bu zamana kadar ki en uzun pil deneyimini iPhone 16 Pro Max ile yaşayacakmışız. E yani zaten olması gereken bu değil mi arkadaşlar? Yani biraz komik geliyor bana bu tarz açıklamalar. Apple'ın aslında çözemediği konulardan bir tanesi pil performansı her zaman olduğu gibi. Burada da buna biraz odaklanmışlar gibi gözüküyor. Test sonuçları bize bunların hepsini gösterecektir. Telefonlar yavaş yavaş teslim edildikten sonra bunların da testi çıkacak. Ben burada açık konuşmak gerekirse büyük bir gelişme olacağını düşünmüyorum. Telefonun şarj kısmında şöyle bir yenilik olmuş. MagSafe kısmında biliyorsunuz eskiden 15 Watt'tan şarj edebiliyorduk. Artık buradaki hız 25 Watt'a yükselmiş. Yani bu da şu anlama geliyor. 30 dakika içerisinde %50 oranında şarjımız doluyor oluyor olacak MagSafe adaptörlerle beraber telefonumuzu şarj ederken. Fiyatlara baktığımız zaman iPhone 16 Pro 128 GB ile beraber geliyor. Artık bunu bile minimumda 256 yapmamışlar. Yine bu da bir hayal kırıklığı bu arada. Türkiye'deki fiyatı ise 83.000 TL. Bunun sebebi tabii ki vergiler. E, Pro Max modeline baktığımız zaman 256 GB'dan başlıyor. Burada da 256 GB'lık Pro Max modeli Türkiye'de 100.000 liradan başlıyor arkadaşlar. Güzel fiyat. Yani tabii güzel fiyat demem yanlış anlaşılmasın. Pahalı yani o manada diyorum. <laughs> Şimdi ise düz iPhone 16'ya bakalım iPhone 16 aslında yine bakıldığında tasarımsal olarak 15'te çok benzer. Arkasına baktığımız zaman iPhone X serisini hatırlayacak olanlar vardır. Arka taraftaki kameralar dikey olarak konumlanıyordu. Artık yataydan dikey'e geçilmiş. Tek fark bu denilebilir. Bunun da aslında iki sebebi var. Biri tabii ki tasarımı değiştirmek. Diğeri ise Apple Vision Pro'ya uygun videolar çekebilmek adına kameraların dikey olarak konumlanması gerekiyor ki dikey bir şekilde hem geniş hem de standart açıyla çekimi gerçekleştirebilsin. Bu yüzden böyle bir şeye gitmişler. Eğer böyle bir şey olmasaydı muhtemelen kameraların yeri bile değişmeyebilirdi. iPhone 16'da aynı zaman yeni renkler gelmiş. Güzel ve parlak renkler var. Hani almak isteyenler için buraya arka tarafa zaten koyuyorum görsellerini. Oradan bakabilirsiniz. Mavi rengi güzel duruyor. Ekran kısmında yine 60 Hz beraber geliyor. Bu artık kabul edilebilir bir şey değil. Çünkü 60 Hz ile 120 Hz bir telefonu yan yana koyduğunuz zaman aradaki uçurum farkını herkes biliyor. Şu anda standart veya orta seviye bir Android telefon aldığınız zaman bile karşınıza çıkacak olan telefon minimum 90 veya 120 Hz'den başlıyor zaten. O yüzden 65.000 TL etiketi olan bir telefonun 60 Hz olarak geliyor oluşu artık gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Yine yıllardan beri bu ön kameranız değişmiyorsa aynı şekilde ekranı da değiştirmiyorlar ısrarla. Bunun sebebini anlamamız mümkün değil arkadaşlar. Ama ilginç bir şekilde iPhone 16'ya hem eylem tuşunu koymuşlar hem de bu yeni denklenşör tuşunu koymuşlar. Normalde Apple bu tarz şeyleri Pro'larda bırakırdı. Ancak burada 16'ya ikisini de koymuşlar. Eylem tuşunu zaten 15 Pro'dan biliyorsunuz. Ben açık konuşmak gerekirse yani bir yıldan beri neredeyse 15 Pro kullanıyorum. Eylem tuşunu sadece yine sessize almak amaçlı kullanıyorum. Kestirmeler buraya ekleniyor ama ben alışamadım buna. Olduğu gibi duruyor orada telefonda tuş. Demin bahsetmiş olduğum bu denklenşör tuşu 16'ya da gelmiş. Bu şaşırtıcı çünkü normalde Pro'lar kamera özellikle ile kendini ayırır düşük modellerden ama deklanşör örtüşünü koymuşlar. İlginç. Telefonlar tabii ki tipçe üzerinden geliyor ama iPhone 16 hala da USB 2.0 hızına sahip. Bu da yine inanılmaz yani. Bunu da yine hiçbir şekilde anlamlandıramıyorum. Kameralar kısmında ise demin bahsetmiş olduğum ultra geniş açıdaki 48 megapiksellik lens buraya da gelmiş. Yani ultra geniş açımız da değişmiş. Ancak standart açıda herhangi bir fark yok. Tek farkımız 48 megapiksellik bu yeni kamera. Aynı zamanda işlemci kısmında da yine A18'e geçilmiş. Burada da ufak bir gelişme olmuş tabii ki. 20 ile %30 arasında bir işlemci gücü farkı söylüyor Apple. Pil kısmına geldiğimiz zaman zaten demin bahsettiğim Pro'lardaki farklardan pek bir fark yok gibi gözüküyordu. Burada ise farka geldiğimiz zaman yine hiçbir veri verilmedi. Yani ne miliamper değerine başka bir şey hiçbir şey verilmedi. Kıyaslayabileceğimiz tek data iPhone 15'ler 20 saat video oynatırken iPhone 16'lar 22 saat video oynatabiliyormuş. Yani burada bir 2 saatlik bir fark var ama bu tabii ki neyi ifade ediyor? Telefonlar piyasaya çıkıp testler başladığı zaman göreceğiz ancak bunları. Fiyat kısmına geldiğimiz zaman ise demin de söyle Dediğim gibi düz iPhone 16 şu anda 65.000 TL fiyat etiketiyle satışta arkadaşlar. Eğer almak isterseniz aşağıdaki linklerden de satın alabilirsiniz telefon olarak. Peki hangi telefondan geçmek sizce mantıklı? Bence iPhone 14, iPhone 15 serilerine sahip olanların 16'ya geçmesine kesinlikle gerek yok. 15'ler kesin de geçmesin. 14 belki tip C'ye geçiş için değebilir. Bilmiyorum. Mantıklı geçiş telefonu bence iPhone 12 veya 13'ler 16'ya geçebilir. Ancak 14 ve 15 bence geçmesin. Ancak bir de tabii şöyle bir durum var. Ülkemizdeki ekonomiden kaynak olarak Telefonları sürekli olarak değiştirmezseniz her sene aradaki ödeyeceğiniz tutar ciddi şekilde artıyor. O yüzden bazı kişilerde her çıkan telefonu üstüne biraz ekleye ekleye geçiyor. Bu da aslında mantıklı. Bütçeniz varsa yine 15'ten 16'ya sırf bu sebepten dolayı geçebilirsiniz. Ama bir yenilik ya da yeni bir telefon aldım hissiyatına kapılmayacaksınız. Onu şimdiden söyleyeyim. Evet arkadaşlar dilim döndüğünce sizlere bu farklardan bahsetmeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.